Herkese merhaba arkadaşlar. King Gamer kanalından Doğan ben. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi yine Euro Truck Simulator 2'deyiz. Ve bugün sizlerle Ford Focus 2017 RS modunu inceliyoruz. Bu modumuz bayağı güzel bir mod olmuş. Kim yaptıysa eline sağlık. Yapımcısının adını hatırlamıyorum. Bugün bu canavarla beraber bir Sinop yolculuğu yapacağız. Oradan çıkıp Sinop'a doğru yapıştıracağız. Başımıza ne gibi durumlar geleceğini bilmiyoruz. Şuradan şöyle aracımız bayağı güzel, böyle fizikli falan bir araç. Bayağı güzel özellikleri var. Yolda giderken zaten tanıtacağım. Şuradan bir çalıştıralım bakalım bir aracımızı. Evet. Farlarımızı yakınca şu şekilde. Uzunlarımızı yakınca böyle. Dörtlülerimiz tamamen yanıyor. Şöyle. Geri vitese atarken yanıyor. Her şey tamam. Benim en çok sevdiğim özelliği şu olmuş. Evet arkadaşlar, dinliyoruz. Bakalım neymiş. Evet. En çok sevdiğim özelliği bu oldu aracın. Gördüğünüz gibi bayağı bir kokpiti falan yapmışlar. RS yazıyor koltuklarda falan. Böyle bayağı gerçekçi bir şey olmuş. Şöyle biz ufaktan bir yolumuza çıkalım bakalım nasıl bir arabaymış. Aracımıza 2.0 motordu herhalde. Bir 160 beygir falan da araç. Sadece tek hatası şu direksiyon biraz şöyle yamuk duruyor. Olsun, her gülün bir dikeni olur. Hatasız kimse yok. Hatasız mod da yok. Hatasız mod yok. Yani geliştirilmesi gereken modlar var. Biliyorum arkadaşlar, bana çok sistemlisiniz. Özür diliyorum sizlerden. Okullar açıldığından beri pek bir video çekemedim. Ama Allah izin verirse ya bu akşam ya da yarın yepyeni 2 ya da 3 video ile beraber sizlerle olacağım. Ve arkadaşlar, bu My Summer Car videosunda çektiğim gibi facecam koymayı düşünüyorum videolarıma bundan sonra. Ama şu anlık kameram kargoda. Daha gelmedi. Şuradan frene basalım. TDS'ye yakalanmayalım da başımıza iş çıkmasın. Hani bir daha cebimizde kalan parayı bir daha niye TDS'e verelim? Bu arada arkadaşlar, dediğim gibi hani şu anda kameram daha kargoda. Tam gelmedi. Kamera gelince zaten unboxing yapacağım. Hani açma videosu yapacağım. Allah Allah. Ulan gene ceza yedik. Neyse, hayırlısı olsun. Burada alt yoldan git diyor ama hadi neyse, alt yoldan gidelim. Otoban uzun kaçıyor biraz. Bu arada o Samsun'u geçtikten sonraki o düzlük yollarda araca basacağım. Ve direksiyonu toparlayamadım. Araba hasar aldı. Tabelaya çarpma. Şuradan şöyle alt yol sefasıyla beraber yolumuza gidelim. Sinop'a vardıktan sonra Sinop'ta bir bakarız. Aracın hangi gelirden çıktığını falan söylerim size. Ve öylece videomuzu ufaktan da sonlandırırız. Bu diğer Hüseyin Karadana'nın mesela ya da Allah, kaza yaptık. Ana, araba hasar aldı be. Ulan %100 hasar. Neyse, aracı hemen servise çekelim. Şuradan orduya geri gidelim. Ulan arkadaş ya, cebimize kalacak para dedik. Neyse, hayırlısı olsun. Sıkıntımız yok. Şuradan hemen şey yüklensin. Ara sinematik yüklensin. Bu arada başka mod olduğu için bu şekilde resimlerde işin altında linkini vereceğim. Şuradan hemen aracımızı tamir ettirip yolumuza çıkalım. Of, ulan arkadaş, yok böyle bir şey ya. Neyse, gidelim. Yok hacı, ben kafaya koydum. Ben otobandan gideceğim, ne olursa olsun. Bu arada oyun neden kasıyor tam bilmiş değilim. Büyük bir ihtimal moddan dolayı. Çünkü bu mod yokken oyun kasmıyordu. Neden oldu ben de anlamadım. Sonuçta bir araba modu, yani öyle çok kastıracak bir şey değil. Yakın zamanda size çok önemli bir mod daha paylaşacağım. Kendime özel bir Dorse skinledim. Tramer'inin dorselerine.
O skin olan dorselerden birine ulan gene vurduk ya. Direksiyonu okullar açıldı beri kurmamıştım. Daha bugün yeni kurdum. Daha henüz alışabilmiş değilim. Ulan ceza yersem de yiyeceğim ya. Yürü ya. Param yine orduya gitsin bırak ya. Hemen gördüğünüz gibi araç çok atletik ve hızlı. Hemen 2 dakikada 160-170'i görüyor. Bundan sonra herhalde ya bir şey yaparım. Euro Truck Simulator 2'de bir mod daha tanıtırım. Ondan sonra bayağıdır gelmedi. Bir Need for Speed'e geçeriz video olarak. Ondan sonra bir de bayağıdır gelmedi. Bir OMC'de The Bus yaparım video olarak. Ondan sonra bu çektiğim videoları da yine mod tanıtımı olur tabi. Bu videoları da YouTube kanalıma yüklerim ve paylaşırım. Şu anda siz bu videoyu izlemiş olmanız lazım. Yaklaşık yarısını falan bitirmiş olmanız lazım. Bir 6,5 dakikaya falan yaklaştık. Yok abi bu arabaya 4'ten fazlası haram ya. Şuna bak. 5'e atıyorum. Araba otomatikman 180'i görüyor hacı ya. Bir de bu araba 6 vites. Ben bu arabayı yolda nasıl tutayım? Şu kornası çok hoşuma gitti. Böyle disco korna gibi böyle. Bu kornadan alacaksın, arabana takacaksın, düğünlerde çalacaksın. Hani konvoy yaparken falan. Çok süper olur. Disco korna bu araca yakıştı mı orası tam bilinmez. Ama bana kalsa güzel olmuş. Güzel bir detay olmuş. Ama bunu ben bu araçtan mütevelli şöyle bir şey olarak düşünürdüm. Tofaş Doğan'a Tofaş Şahin'e ya da Hüseyin Karadan'ın yeni çıkarttığı minibüs moduna, Kartal SLX moduna falan. Hani onlara gelir diye düşünmüştüm. Ama kısmet bu aracaymış. Olsun. Hani bu Tofaş'ın üzerindeki kornayı ben bu araca koyarlar diye düşünmüştüm. Ama o tabi illaki yapımcıya kalmış bir şey. Ona karışılmaz. Ama yine de bu Hüseyin Karadan'a arkadaşımız bunu ya da abimiz diyelim. O bize... Ulan yoldan karşıya geçtik. Hani o bizim yani yapacağı modlara böyle kornaları eklemesi bizim için çok çok daha iyi olur. Ve hoş oluyor. Hani Türk'ün gücünü yansıtmış oluyoruz diyelim. Şuradan tırın önüne geçelim. Kaptırıp gidelim. Bu arabaya 5. vites 150. Fazlası haram. Şuna bak arkadaş ya. Araba 160-170 desin. Direksiyonu daha tutamıyorsun yerinde. Ve bir de bu aracın en düşük motoru. 2.0 motor. Bunun bir de 2.5 motor var. 3.0 motor var. Bir de 3.5 motor var. Hani fevkaladenin de fevkinde gibi şeyler. Bu yaklaşık 12. ya da 13. dakikada falan Sinop'a varırız gibi geliyor bana. Ondan sonra da aracımızı nasıl alındığını gösteririm size. Oradan da ufaktan videomuzun sonuna geliriz. Sonra diğer videoları da izlersiniz. Diğer videolara göre, deminki söylediğim videolara göre en çabuk, hani en erken bu video gelir. Ama bakalım edit işi... Ulan... Eğer edit işi uzun sürerse bugün yükleyemem. Ama edit işi uzun sürmezse bugün yüklerim. Uzun sürse bile en geç yarın ya da pazartesi gün videolar YouTube'da olur. Şuradan şöyle Çorum Ankara Samsun Sinop. Kardeş Samsun Sinop diyor, düz gidin diyor, sen bana sağa diyorsun. Biz alt yoldan gidelim yine de, otoban olayını bırak. O demin otobandan geldik, şimdi alt yoldan gidelim. Bu arabaya 4. vites gidelim biz ya. Ne güzel tıkır yerinde kayıyoruz arkadaş ya. Sinop'a gelince bir ekran fotosu alırız. Oo detaya bak. Atatürk'ün Bandırma Vapuru'nun bir benzeri vardı ya Samsun'da. Onu yapmışlar ya. Helal olsun valla.
Hemen şuradan geri gelip. Bir de araçta şöyle bir özellik var. Hemen en ufak bir yere dokunduğunuz anda araba kazık gibi çakılıyor. Bir öyle bir şey var. Ama olsun. Yine de mod, güzel bir mod. Hani denemeye değer. Sen benim önüme niye giriyorsun? Tam kopmalı kurma ya. Sadece vites hattında bir devir düşmesi gibi bir şey oluyor. O da zaten bırakın olsun böyle bir modda. Çünkü öyle bir devir düşmesi olmazsa bu arabada 6. vitese gerek kalmaz. 6. vitese atana kadar takla atarsın zaten. Şuradan şu Türk bayraklı göbekten dönelim. Gördüğünüz gibi hemen en ufak bir kaldırıma dokunduğu an araba kazık gibi çakılıyor ya. Onun düzeltilmesi lazım. Bu direksiyon aslında çok önemli bir hasar değil. Ama bunun da düzeltilmesi lazım. Hani böyle yamuk duruyor ya. Hani onun bir düzeltilmesi lazım. Başka da öyle bir sıkıntısı yok. Bir de araca fazladan jant ve lastik eklenmesi gerekiyor. Çünkü araçta yeteri kadar şey yok. Böyle jant seçeneği yok. Bir tane jant seçeneği var. Bir de bir tane daha var. İki tane jant seçeneği var ama jant seçeneğinin bir tanesi çalışmıyor. Fabrikanın verdiği jant çalışıyor lastiğiyle beraber. Ben Hüseyin Karadana'nın Tofaş Şahin modu var ya, önceden tanıttığım. O modun jantlarından kullandım. Lastiği de Jinyu olarak taktım. Hani bu yanındaki yazıları olduğu için şöyle çayırdan salıp gidelim. Onları taktıktan sonra araç daha bir hoş durdu. Çünkü zaten birazdan göreceksiniz. Aracın fabrika çıkışı verdiği jantı kapkara, hiçbir şeye benzemiyor. Ve arabanın altında çok çirkin duruyor. Tamam, Ford'un orijinal jantı. Onu biliyorum ama siyah olması biraz sıkıntı olmuş. Krom renkli olsaydı bence çok çok daha iyi olurdu. Şuradan hafiften yavaş yavaş. Ben bu arabayı 5'e alacağım arkadaş. 6 fazla bu araba için. Bu arada zaten biz bu arabayı Sinop'a götürene kadar dağıtacağız herhalde. Şurada 100. Birader ne yapıyorsun? Hemen şu sıfır kamerasına geçip aracımızı bir düzeltelim. Evet. Biraz hıkırtılı gidiyor ama olsun gitsin. Bu arada siz de Sinop yolunu benim sayemde görmüş olursunuz. Bu Euro Truck Simulator 2 ve bu YKS Team'in haritasına sahip olmayan arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar daha alamadım ama bu Bertan Baday'ın ETS2'nin çıkardığı bir BMC Pro modu var. Tabii mod ücretli olduğu için mecburen hani alamadık. Biraz da fiyatı pahalı. Ama tabii ben de olsam Bertan abinin yerinde, hani ben de olsam öyle yapardım. Çünkü şöyle bir olay var. Adam çok güzel özene bezene yapmış. Hani öyle bir modun içine girilip de hani bozulmasını ben de olsam istemem. Ama bir de şöyle bir şey yaparım. Hani onun yerinde olsam, tamam modu ücretsiz yaparım ama DDS dosyalarına girilmesini sağlamam. Ulan. Arabayı stop etti ya, of. Ben de olsam hani ücretli yapardım dedim ama hani ücretsiz yapardım çünkü alan var alamayan var. Yanlış anlamayın, hemen işi şeyle çekmeyin. Hani alan var alamayan var dediğim, hani o moda sahip olan var olamayan var, parası olan var olmayan var. Hani o konuyu da Bertan abinin düşünmesi gerekiyordu. Kusura bakmasın, hani benden büyük olduğu için abi diyorum ama yani ben olsam DDS'lere girilmesine izin vermem. Hani DDS'lere şifre koyarım kendime özel.
Hani modu ücretsiz sunarım. Ama bir tane daha bir Ford Cargo modu vardı herhalde ücretli. Onun gibi yapmaya çalışmış herhalde. Aracı çok süper yapmış. Videolarını falan izledim. Hani videolarını falan izledim. O şekilde bir şey yaptık. Baktım, inceledim arabayı videolarda. Araba süper. Denilecek laf yok arabaya. Ondan sonra... Ha, çalıştı bu arada araba. Aracı denilecek hiçbir laf yok. Adam arabanın ne gibi bir özelliği varsa yapmış. Ve bunu da bir de bir videosunda izledim. Assetto Corsa'ya uygulamışlar. Herhalde ekip lojistikti. O da uygulamış. Onunki de çok güzel olmuş. Hani zaten Bertan Baday'ın şeyini alıp modunu alıp mod dediğim DDS'lerini sadece SCS dosyasının içine açıp hani Assetto Corsa'nın moduna çevirmişler. Arabayı da bir çalıştırabileydik, iyiydi ya. Biz bu arabayı götüremeyeceğiz herhalde Sinop'a ya. 16 dakika oldu arkadaş ya. Yok arkadaş ya, bu nedir ya? 2 dakikada bir stop ediyorsun kardeş, olmaz ki ya. Neyse dur bakalım, şuradan hemen şey yapalım. Go to Sinop. Sinop'a mecburum götürmeye. Şuradan şöyle hemen kapatalım chatimizi. Gidelim. Şuradaki servise gidelim. Şu Volvo'nun önüne çekelim arabayı. Evet. Şimdi şu aracımızın bir nasıl alındığına bir bakalım. Baksanıza ya, %77 hasar nedir ya. Neyse. Şuradan Mercedes-Benz galerisine geliyoruz. Herhangi bir galeriden seçilen galeriye git diyoruz. Bu sonradan tanıtacağım Hüseyin Karadanalı'nın kartal modu ve aracımız geliyor. Aracı yapılandır deyince kabin tek, şasi tek, motor seçeneği 2.0, 2.5, 3.0, 3.5. Hani 3.5 motor seçeneği. Şanzıman 6 vites. Kupa standart. Hani kupa dediğim içerisi. Araçta bir sürü renk seçeneği var. Ve şurada özel metalik renk falan da var. Şöyle gördüğünüz gibi. Benim arabayı ben böyle yaptım. Aracın pek bir modifiye seçeneği yok. Şu şekilde. Aris 3 yazan. Hiçbir şeye tıklamıyorsunuz. Bakın burada da Ares 3 yazıyor. Ares 3. Ares. Nerede o? Ha, Ares yokmuş burada. Yani demek istediğim, Ares 3 yazan hiçbir şeye tıklamıyorsunuz. Ve aracı onayla deyip satın alıyorsunuz. Arkadaşlar ufaktan videomuzu bitirelim, sonlandıralım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, kanala abone olmayı ve videolara yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerin hep yanında olmak istiyorum. Ancak olamıyorum, bunları biliyorsunuz. Ama size şöyle bir şey söyleyeyim. Bundan sonra videoların devamı gelecek. İlla ki gelecek. Bunu da bildirmiş olayım. Görüşmek üzere. Bay bay.